vakaların bu denli yayılmasının bir dizi nedeni sıralanıyor aslında. Bir dizi hatalar sıralanıyor. Henüz virüsün kimden bulaştığı ortaya çıkarılamasa da Ocak ayı sonunda Çin ile direkt uçuşların durdurulmasına rağmen başka ülkeler üzerinden İtalya'ya Çin vatandaşlarının girişinin engellenmemesi. Sağlık alanında son yıllarda yapılan kesintilerle bağlantılı olarak virüsün en çok vurduğu kuzey bölgelerindeki yoğun bakımların yetersiz kalması bunlar arasında. İtalya hata yaptı mı sorusunu ülkenin ünlü mikrobiyolog ve virologlarından Milano Vita Salute San Raffaele Üniversitesi'nden Profesör Roberto Brioni'ye yönelttim. Brioni ilk başlarda İtalya'nın riski küçümsediğini söylüyor ve şöyle ekliyor. Bu anlaşılabilirdi çünkü kimse bu kadar ciddi tedbirler almaya niyetli değildi. Ancak şu an çok bilinçli bu konuda ve ülkeye kilit vuran tedbirler çok doğru diyor. Brioni ilk günlerde bunun sadece basit bir grip olduğunu söyleyen meslektaşlarının da ülkede tedbirli davranılmasının önüne geçerek çok tehlikeli bir şey yaptığını söylüyor. Doğru yapılanın ise sağlık sisteminin buna hazır bir şekilde göğüs germeyi bildiğini ve hasta akınına karşı kısa sürede yeni yoğun bakım üniteleri açabilmeyi başardığını söylüyor. Brioni İtalya'nın ilk başlardakinin aksine artık sadece semptom gösterenlere virüs testi yapmasının ise büyük hatalarından biri olduğunu ekliyor. Günde yaklaşık 20 bin kişiye test gerçekleştiren Güney Kore'nin ardından toplamda şimdiye kadar 148 bin kişiye test yapan İtalya gelmekte. Profesör Brioni virüsün en ideal yayılma kaynağının semptom göstermeyen hastalar olduklarının altını çiziyor. Bunu da İtalya'nın Veneto bölgesindeki 3,5 haftadır karantinada olan 3500 nüfuslu Vo kasabasında uygulanan Güney Kore modeli destekliyor. Ülkede ilk vakaların çıkışının ertesinde karantinaya alınan kasabalardan olan Vo üzerinde diğer karantinadaki kasabalardan bağımsız özel bir model uygulandı ve semptom olsun olmasın kasabanın hepsinden numune alındı. Böylece virüsün taşıyanların %50 ila %75'inin semptom göstermeyenler ve çoğunlukla gençler olduğu ortaya çıktı. Bunlar derhal izole edildi. Uzmanlar böylece burada günlük muhtemel 15-20 vakanın önüne geçildiğini söylüyor. Ve bunun tüm İtalya'ya model olması gerektiğini belirtiyorlar. Venedik'e sadece 80 kilometre mesafedeki bu Vo kasabası sert tedbirlerin ve virüsün asıl kaynağından kesilerek durdurulması konusundaki gerekliliğine bir örnek oluşturmakta şu an. Brioni semptom göstermeyenlere test yapılmadığı için hala İtalya'daki gerçek hasta sayısının bilinememekte olduğunu da söylüyor. Bunun cevabını yine Profesör Roberto Brioni veriyor bize. Türkiye gibi her ülkede bizde dahil 5-10 vakayla başladı bu salgın diyor. Ve Türkiye'nin bu nedenle hiç vakit kaybetmeden kendilerinin kademeli olarak aldıkları sert tedbirleri derhal alması gerektiğini söylüyor. Tüm dünyanın aslında bu virüsü küçümsediğini ekleyen Brioni, bütün ülkelerde az sayıda vaka ile başlayan epideminin sonra binlerce olduğunu hatırlatıyor ve kaybedecek zamanımız yok diyor ve tedbirlerin zamanında alındığında etkili olacağını da altını çiziyor. Brioni verilerin artık her şeyi ortaya koyduğunu söyleyerek bu virüsün çok tehlikeli olduğunu, bunu artık normal bir griple karşılaştırmayı sürdürmenin bilinçsizlik olduğunu savunuyor. Brioni bu kişilerin halkı ve hükümetleri de yanılttığını ekliyor ve söyledikleri çok tehlikeli bir yalan diyor. Profesör İtalya'nın aldığı sıkı tedbirlerin sonucunu da gelecek hafta görmeye başlayacağını düşündüğünü dile getiriyor. Bunun cevabını da Brioni'ye sordum. Henüz kendilerindeki kadar aciliyet olmayan Türkiye'nin bu mücadeleye kendisini çok iyi hazırlaması gerektiğini söylüyor ve şöyle ekliyor. Nefes alma sıkıntısı yaşayan olağanüstü bir yoğun bakım hastası akınına hazırlansınlar. Bu nedenle maskeleri, solunum cihazlarını, korunaklı giysilerini ve yoğun bakım ünitelerini zaman kaybetmeden, karşı saldırı olmadan hazırlamalılar. Türk doktorlara ve hemşirelere gerçekten büyük şans diliyorum.
Profesör Brioni bu virüsün yayılımını ancak birbirimize bulaştırmadan evde kalarak durdurabileceğimizi savunuyor. Bu nedenle Türkiye ile diğer bu mücadeleye yeni başlayan ülkelerin İtalya'nın geç yaptığı ülkeye kilit vurulması, insanların evden çıkmaması ve seyahat kısıtlaması tedbirlerini en baştan alması çağrısını yapıyor. Ya hepimiz bir çaba göstereceğiz ya da bu tam bir felaket olacak ifadesini de kullanıyor Brioni.